Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben 8. sınıf Türkçe öğretmeni Miray Kubilay. Bugün sizlerle MEP yayınları Türkçe kitabının 6. temasında yer alan Bir Fincan Kahve adlı metnin etkinliklerini yapacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle metnimizin yazarı olan Mehmet Önder hakkında bilgi edinelim. 1926-2004 tarihleri arasında yaşamıştır. Türk kültürü ve senat tarihi ile ilgili yayımlanmış 74 kitabı ve bine yakın makalesi vardır. Başlıca eserlere Aldı Sözü, Anadolu, Anadolu Efsaneleri, Köyün Bağrından kitaplarıdır. Hazırlık çalışmalarına bakalım. kültürümüzde misafire ikramda bulunmak sizce neden önemlidir? Sizin fikirlerinizi alacağız sınıfımızda kahve içmenin kültürümüzdeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz anlatınız şeklinde hazırlık çalışmalarımız var. Hemen metnimizi okuyoruz arkadaşlar. Bir fincan kahve Anadolu'nun geleneksel konukseverliği dillere destandır dedik. Ne var ki bu konukseverlik önce kahveden başlar. Sizi bir acı kahve içmeye çağıran dostunuza neden acı kahve diyemezsiniz. Bu Acılıkta yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu'da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sözü her yerde her zaman söylenir durur. Tarihçilerin verdiği bilgilere göre Osmanlı Devleti'ne kahve ilk olarak 16. yüzyılda girmiş ve Anadolu'ya yayılmıştır. Araplar tarafından bilinen, ekmeği yapılıp yenen ya da dövülerek içilen kahve, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Yemen'den ilkin İstanbul'a getirilmiş ve içilmiştir. Daha sonraları tüccarlar eliyle Avrupa'ya götürülen ve Anadolu'ya yayılan kahve, keyif verdiği için bir ara tarihimizde yasaklanmış, içenler ağır cezalara çarptırılmıştır. Bakmışlar ki kahve içiminin önüne geçilmiyor, hele büyük Konaklarda kahveden vazgeçilmiyor. Tütün yasağı gibi kahve yasağı da kaldırılmış. Kahve İstanbul'un ve Anadolu'nun günlük hayatına girmiş. Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır. İstanbul'da açılan yazlık ve kışlık kahvehaneler, bu kahvehanelerde kahve gelenek ve görenekleri yerli ve yabancı pek çok yazara konu olmuştur. Gerçekten de usta ellerde özene bezene pişirilen kahvelerimizin şöhreti dünyaya yayılmış, pirinç cezvelerde pişirilerek kulpsuz kallavi fincanlarda içilen sadesinden şekerlisine türüm türüm kokan buram buram tüten kahveler Türk kahvesi adıyla dünyanın her yerinde aranır olmuştur. Bugün eş dost ziyaretlerinde ikramın başında gelen kahve öyle gelişigüzel pişirilmez. Pişirilirse konuğa saygısızlık sayılır. Hele ziyarete gelen konuk bir ehli keyif, bir kahve cilyerkisi ise kahveden kahveyi getirene kadar bir tazelik arardı. Kahve üzerine söylenen şu beyt o günlerde söylenirdi. Ehli keyfin keyfini kim yeneler, kim tazeler? Taze elden, taze pişmiş, taze taze kahve tazeler. Ardından da hemen şu beyit okunurdu. Ehli keyfe kahve verse tazeler, ehli keyfin keyfine yelpazeler. Kahve tiryakileri kahvesiz edemezlerse de aslında kahve eş, dost, yarenin bir arada sohbetine kapı açar. Daha doğrusu bu sohbetin ön sözü olurdu. Kahvenin ve kahvehanenin birer bahane, istenilen dostlarla sohbet etmek olduğunu ifade eden şu beyt dillerden düşmezdi. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Sıkıntılı günlerinde yanına uğramayan iyi gün dostlarına bu şairin şu çağrısı ne kadar manalıdır. Kahvelerim pişti gel, köpükleri taştı gel, iyi günün dostları kötü günüm geçti gel. İçilen bir fincan kahve ama 40 yıl hatırı var. İçenler hatır saymasını, gönül almasını bilenler için. Kahvenin yüzü kara, kim demiş ki içilmez? Gönlü ak, dili tatlı, hatırından geçilmez. Anadolu'da konukseverliğin başını kahve çeker demiştik. Gerçekten öyle oldu. Konuk olduğumuz köy ve kasabalarda bir kahve içirmeden sizi bırakmazlar. Birçok bölgede bu ikram daha da ağır basar. Güney Anadolu'da ve Kıbrıs köylerinde kahvehaneye gelen konuk önce selam verip kimin masasına oturmuşsa onun bir kahvesini içer. Ondan sonra kahvehanede bulunanlar teker teker ikrama başlarlar. Diyeceksiniz ki bir insan kaç kahve içebilir? Bunun da çaresini bulmuşlar. Konuk bir hadi diyelim iki kahve içtikten sonra kahveci kahve yerine konuğun önündeki tepsiye ince kağıtları sarılı bir lokum bırakır. Kahvehanede 30 kişi varsa tepside 30 dokun birikir. Konuk bunlarda bir tanesi, bunlardan bir tanesi yer, ötekilerini ayrılırken ceplerine doldurur. Almazsa ikramı geri çevirmiş sayılır ki bunu da kimse yapmaz. Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola ikramları geri çevirmeyiniz. Anadolu'nun gönlü incinir. Bu gönül sizlerin, sizin nedir? Evet Mehmet Önder çok güzel dile getirmiş kahve kültürümüzü. Birinci etkinlikten başlıyoruz arkadaşlar. Sözcük ve sözcük gruplarına verilen anlamlarla eşleştirmemiz isteniyor. Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım. Pirinç. Çok yani iki. Çok iri kocaman. Kallavi. Çevreye güzel kokular yayılmak. Tütüm tütüm tütmek. Türüm türüm tütmek. Çift dizeli olarak düzenlenen bir koşuğun her dize çifti beyit. Rahatına düşkün kimse, keyif sahibi ehli keyif. Bir şeye çok alışmış, kendine huy edinmiş tiryaki. Arkadaş, yakın dost, bir yaren. Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin kuralların. Görenek ve geleneklerin Ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü adet, o da nedir arkadaşlar? töredir. Yani 5'tir. Evet, öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz. Bunlar bizim için önemli kelimeler. Bir fincan ikinci etkinliğimizde bir fincan kahve metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlamamız isteniyor. 1. Yazara göre acı bir kahve neyin başlangıcıdır? Yıllar yılı sürecek yakın bir dostluğun başlangıcıdır. 2. Kahvenin Anadolu'da yaygınlaşması nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Yemen'den ilk olarak İstanbul'a getirilmiş, tüccarların vasıtasıyla Anadolu'ya yayılmıştır. 3. Ehli keyfin keyfini kim yeniler? Kim tazeler? Taze elden, taze pişmiş, taze kahve tazeler. Dizelerinde kahvenin ikramı ile ilgili hangi özelliklere değinilmiştir? Kahvenin taze olarak ikram edilmesine değinilmiştir. 4. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Dizelerinde ne anlatılmak istenmiştir? Aslında amacın sohbet edebilmek olduğu, sohbet için kahvenin bahane edildiği anlatılmak istenmiştir. 5. Yakın çevrenizde kahve içmeyle ilgili gözlemleriniz nelerdir? anlatınız. Ee, kahve genelde misafirliklerde içilir. Günümüzde insanlar hazır kahve içiyorlar. Kahveyi ayılmak gene enerji toplamak için içiliyor. Evet çevremizde böyle sizin de fikirlerinizi alacağım. 6. Kahve gibi geleneksel başka içeceklerimiz var mıdır? Varsa örnek veriniz. Ayran, şerbet, salep ve çay bizim geleneksel içeceklerimizdendir. 7. Günümüzde en çok tüketilen içecekler nelerdir? Kola, meyve suyu, çay ve ayran günümüzde en çok tüketilen içeceklerdendir. Üçüncü etkinliğimiz. Aşağıdaki cümlelerde koşul sonuç ilişkilerine göre bir fincan kahve metnini tamamlayınız. Konuk önce selam verip kimin masasına oturmuşsa onun bir kahvesini içer şeklinde olur. Kahvehanede 30 kişi varsa tepside 30 lokum birikir. Kahve gelişi güzel pişirilirse konağa saygısızlık olur. Yolunuz bir töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola ikramları geri çevirmeyiniz. Bunların hepsi koşul sonuç cümlesidir. Metinde bulduğumuz. Dördüncü etkinlikte dersi hazırlık bölümünde araştırınız kahve üretimi aşamalarını görsellerden yararlanarak madde halinde yazınız demiş arkadaşlar. Bakın aşama bir kahve ekimi, ikinci aşama kahve hasadı, üçüncü aşama kahve meyvesinin işlenmesi, dördüncü aşama çekirdeklerinin kurutulması, beşinci aşama kabuk ayıklama, altıncı aşama tadım, yedinci aşama kavurma, sekizinci aşama öğütme, dokuzuncu aşama pişirme, onuncu aşama ikram etme şeklinde görsellerde bize sunulmuştur. Beşinci etkinlikte Dersi hazırlık bölümünde yaptığımız araştırmayı sunun diyor. Troya Antik Kenti, Çanakkale'de, Pamukkale, Hierapolis, Denizli'de, Göreme, Milli Park ve Kapadokya, Nevşehir'de, Bergama çok katmanlı kültürel peyzaj alanı İzmir'de, Bursa ve Cuma, Cumalı Kızık, Selimiye Camisi, Külliyesi, Edirne, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Efes, İzmir, Safranbolu, Karabük, Divriği, Ulu Camisi ve Şifası, Sivas, Afrodisas, Afrodisias Aydın, Hattuşa Boğazköy, Hitit Başkenti Çorum ve Antalya'dan Muğla'dan görüntüler var. Sultan Ahmet Camisi İstanbul, Nemrut Dağı, Adıyaman Kahta, Çatalhöyük, Neolitik Kenti Konya, Ani Arkeolojik Alanı Kars. Bunlar da arkadaşlar ee, nedir bizim milli kültürümüzü yansıtan tarihi yerlerimizdir. Altıncı etkinliğimizde aşağıda verilen cümleleri yüklemin yeri bakımından değerlendirip ilgili kutucuğa yazacağız. Arkadaşlar yani yüklem sonda ise kurallı biliyorsunuz yüklem başta ya da ortada bulunsa devrik cümle diyoruz. Anadolu'nun geleneksel konukseverliği dillere destandır dedik. Arkadaşlar yüklem sonda olduğu için kurallı cümledir. İstanbul'un, Anadolu'nun günlük hayatına girmiş kahve, girmiş yüklemdir ve ortada olduğu için devriktir. Sonda olmadığı için devriktir. Ekmek gibi su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır. Yer almıştır yüklem kurallı cümledir. Cümlenin sonundadır çünkü. Ardından hemen okunurdu beyit. Okunurdu yüklemdir ve devrik cümledir. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gene ister burada yüklemdir ve cümlenin ortasındadır. Devriktir. Birçok bölgede bu ikram daha da ağır basar. Bu da yine kurallı bir cümledir. Yüklem sondadır. İyi günün dostu kötü günüm geçti gel. Yine e, gel yüklemdir ve kurallı bir cümledir. Konuk bunlardan bir tanesini yer ve yer yüklemdir cümlenin sonundadır. O yüzden kurallı bir cümledir. Yedinci etkinlikte Milli kültürümüzde önemli bir yeri olan Ebru sanatını öğrenmek için kursa katılmak istiyorsunuz ve bununla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. İnternet üzerinden yaptığınız araştırmada karşınıza aşağıdaki form çıktı. Forumda yer alan metni okuyunuz ardından yönergeye göre B bölümündeki etkinliği yapınız. Olay, merhaba Ebru kursuna katılmak istiyorum ama nereye ve nasıl başvuracağımı bilemiyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim demiş. Yavuz, Merhaba Umay, ben araştırdım. Halk Eğitim Merkezleri yeterli oranda başvuru olursa istenilen kursu açıyor. Mehmet, bulunduğun ilin ilçenin Halk Eğitim Merkezine giderek gerekli formları doldurman yeterli demiş. Umay ise verdiğiniz bilgiler işimi çok kolaylaştırdı teşekkür ederim demiş. Aralarında böyle bir konuşma geçmiş. Şimdi biz Forum yazısından edildiğimiz bilgilerle hareketli aşağıdaki formu dolduracağız. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kursiyer Kayıt Formu. Katılmak istediği kursun adı işaret dili kursu mesela. TC kimlik no yazılıyor. Adı ve soyadı Ali Taşkın. Baba adı Ahmet Taşkın. Anne adı Ayşe Taşkın. Doğum tarihi verilmiş. Ee, öğrenim durumu ön lisans olarak belirlenmiş. Çalışmıyor olarak belirlenmiş. İkametgah adresi yazılabilir. Kurs zamanı hangi zaman uygun son işaretliyoruz. Burada hafta içi öğlen olarak işaretlenmiş. Kaydımın yapılmasını arz eder. Kurs süresince yaygın eğitim kurumları yönetmenliğinin ilgili hükümlerine uyacağımı ve kurs süresince yükümlülüğümü yerime getireceğimi beyan ile imza ederim. Tarih, imza ve ad soyad olarak formu doldurup kurma Bildiriyoruz çocuklar, bu şekilde bir başvuru yapabiliyoruz. Bunu da öğrenmiş olduk. Yine gelecek derse hazırlık olarak yörenizdeki yer adları ile ilgili efsanelere araştırmamız isteniyor. Evet, bir fincan kahve adlı metni okuduk ve etkinliklerini yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.